Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte bundan tam 18 sene önce hayatımıza girmiş olan 33.10'u namı diğer Beton Reis'in günümüzde bile mumla aranan birkaç özelliğinden bahsedeceğiz. Birkaç derken 7 madde var yani. Telefon ilk çıktığında ben lisedeydim ve böyle koridorda 33.10'u cebinden birisi çıkardığı zaman böyle koridorda bir sessizlik olurdu. Hepimiz onun başına toplanırdık. Böyle neymiş bu ya, ne kadar küçükmüş falan filan diye incelerdik. Her şeyden önce doğum günün kutlu olsun kardeşim. İyi ki aramızdasın, iyi ki bizimlesin. Bir de iyi ki hayatımıza girmişsin. Seni çok öpüyorum. Kardeşim benim, nice mutlu yaşlara diliyoruz arkadaşlar 33.10'a. Şimdi arkadaşlar, tabii ki de birinci maddemiz yaklaşık bir hafta gidebilen efsane şarjı. Şimdi günümüzdeki telefonlar, ekranları olsun, yok kamerası, flaşı, bilmem nesi falan filan derken eğer şarj olarak 2 günü çıkarıyorsa efsane niteliğinde filan sayılıyor. Fakat 33.10 böyle miydi? Tabii ki de hayır. Üzerinde 1000 miliamperlik bir batarya tıklı olan 33.10'u biz bir şarj ederdik, ondan sonra bir hafta kafan rahat olsun kardeşim. Nokia'nın bu telefon çıktığında da vadede 55 saatlik görüşme, 245 saatlik de bekleme süresiydi. Bu şarj meselesini bence aranızda bilenler bilir. Şimdi de biz bunu fullledik. Bakalım ne zamana kadar gidecek, onu da sizinle Instagram'da paylaşırız. İkinci maddemiz de arkadaşlar bu telefonun sağlamlığı. 33.10 yani namı diğer Beton Reis. Webtekno'nun bile elinde bir 33.10 baltası var. 33.10 baltasından ne iPhone'lar, ne LG'ler, ne Samsung'lar geçti ben unuttum. Tabii şöyle bir endişe var. Artık telefonların önü cam, arkası cam, yere düştüğünde kalkın mahvolduk gibi bir durum oluyor. Ama bunda böyle miydi? Tabii ki de değildi. Hatta bizim de pek çok testimizden geçti. Oldukça sağlam bir telefon arkadaşlar. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Bence artık üçüncü maddeyi tahmin edebilirsiniz. Tabii ki de yılan oyunu. Bana soracak olursanız günümüzde bile oyun keyfi, kompaktlığı, böyle rahatlığı falan filan olsun hala üst sıralarda yer alabilecek bir oyun. En yüksek puanı yanlış hatırlamıyorsam 2048'di. O puanda en çok coğrafya dersinde kırılırdı. Yalanım varsa yazın. Ben en çok coğrafyada oynadım. Şimdi şey diyebilirsiniz, öyle deme çağdaş, işte Android'de de indirebilirsin, iOS'de de indirip oynayabilirsin diyebilirsiniz. Ama hiçbiri şundaki yılan kadar zevkli değil. Yok, yandan elma geliyor, oradan armut çıkıyor, öyle değil. Geldik dördüncü maddeye. Dördüncü maddemiz ne biliyor musunuz? Besteleyici. Besteleyici şu demek arkadaşlar, zil sesleri menüsünden kendisine ulaşabiliyorsunuz. Diyelim çok beğendiğiniz bir şarkı var ve onun telefonda polifonik olarak çalmasını istiyorsunuz. Oturuyordunuz, besteleyiciden müzik kulağınız varsa kendiniz de yazabilirsiniz. Ya da internette onun böyle hazır harfleri, şekilleri, sembolleri var. Alıp dilediğiniz ezgiyi, melodiyi telefonunuzda zart diye ezgi olarak kullanabiliyordunuz. Biz de bir şeyler yazdık el yordamı. Onu bir dinleyelim istiyorum. Ya ufak tefek hatalar olmuş olabilir. O konuda şimdiden kusura bakmayın. Beşinci maddemiz açılış hızı. 33.10'u hem günümüzde hem de o dönemde yaklaşık 10 saniyede açıp yılan oynayabilecek kıvama getirebiliyordu. Son iki maddeye geldik. Bu iki maddemiz bir özellik değil fakat çıktığı dönemde çığır açmış durumlardı. Mesela altıncı maddeyi hemen söyleyeyim size. Bu telefon çıktığında mesajlardaki karakter sınırlaması 160'tı. Peki 33.10 geldi ne yaptı? Bu karakter sınırlamasını 459'a çıkardı. Ondan sonra o SMS mesajlarında ne aşk hikayeleri, ne dramlar, ne acılar, ne troll mesajlar patladı. Bence kesin bilenler vardır. Yedinci maddemiz de arkadaşlar bir kıyaslama yapmanız için koyduğumuz bir madde. 33.10 çıktığında tam 125 milyon adet sattı. Mesela günümüzün en popüler telefonlarından bir tanesi olan iPhone kaç sattı biliyor musunuz? 25 milyon. Varın kıyaslamayı siz yapın. Böylece arkadaşlar artık bu özel içeriğimizin de sonuna gelmiş olduk. Ben tekrar 33.10 kardeşimizin doğum gününü kutluyorum. Nice 18'li yaşlara diliyorum. Sizler de doğum günü mesajlarınızı yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Hatta belki nostalji yaparsınız. Eskiden vardı tavşanlı mavşanlı mesajlar. Gidip onları yorum bölümüne yapıştırırsınız. Biz de tabii ki de sizin aranıza katılırız. Ben şeyi merak ediyorum. Aranızda bu telefonu çıktığı yıllarda kullananlar var mı? Anketim hemen şurada, cevaplarınızı bekliyorum. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir dakika bekleyin, bir dakika. Görüşürüz arkadaşlar.